Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir programda devletin işlediği bir suçu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye'nin tazminat ödemeye mahkum edilmiş olan bir suçu anlattı. Bu olayların hepsinin bizler insan hakları savunucuları olarak şahitleriyiz. Biz İHAD'e olarak 90'ların başından itibaren bu tür her olayın takipçisi olduk. Hepsiyle ilgili bizim o dönem hazırladığımız raporlarımız var. Bu kulpta yaşanan olay da insan hakları savunucuları tarafından çok iyi bilinen ve takibi yapılan, mağdurlarıyla görüşülen, raporlar hazırlanan bir olaydı. Kaldı ki zaten Türkiye'nin de tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre yargılama yapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tespit edildi ve Türkiye mahkum edildi. Şimdi burada önemli olan şu. Bugün Sezgin Tanrıkulu'nun açıkladığı gerçekler nedeniyle onu linç edenlerin devletin kendi raporlarına dönüp bakmaları gerekiyor. Örneğin Susurluk raporu. Susurluk raporunu bu devlet kendi içinden bir müfettişe hazırlattı. Ve Susurluk raporunda bizim bugün söylediğimizde linç edileceğimiz gerçekler açıklandı. Yani devlet kendi kendi aleyhine rapor açıkladı Susurluk raporuyla. Ki bu bence çok önemli. Herkes bu Susurluk raporunu okumalı. Yine bir başka örnek vereyim. AKP döneminde Berfu Kırbayır'a o gün başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Cemil Kırbayır'ın kaybedilmesiyle ilgili büyük bir soruşturma başlattı. Herkesle görüştüler. Dönemin devlet görevlileriyle, mağdurlarla ve devletin kendisi şöyle bir rapor açıkladı. Dedi ki Cemil Kırbayır gözaltına alınmış ve gözaltında devlet güçleri tarafından işkence edilerek öldürülmüştür kanısına varılmıştır. Ve cenazesinin de saklandığı kanısına varılmıştır diye. Devlet yazdı bu raporu, meclis yazdı. Yani bizim söylememize gerek yok. Şimdi değişen onlar, değişen biz değiliz. Devlet haklı bir dönem geliyor, mesela daha yumuşak bir yöntem izleyeyim diyor, bu suçları araştırayım diyor ki AKP'nin tarihinde bunlar var. AKP iktidara gelirken Beyaz Toroslar dönemi bitti diyerek geldi. Artık kayıplar olmayacak diye geldi. Ve bugün dönüştüğü yer kendisini kapatmak isteyen zihniyetle. Çünkü bugün sonuna kadar savundukları o zihniyet, JITEM zihniyeti bir dönem AKP'yi kapatmak istedi, ona kapatma davası açtı. Sistemin kırmızı çizgileri söz konusu olduğunda, ki bunların başında Kürt sorunu geliyor, Ermeni soykırımı, Kıbrıs'taki askeri varlık, bu tür konularda iktidar ve muhalefet arasında bir fark yok. Ve bence Sezgin Tanrıkulu olayında bu AKP ve CHP'nin söz birliği aralarında fark olmadığının en açık göstergesi. Şöyle bir fark var. AKP bunlara karşı iktidara geldiğini savunuyordu. Yani bu sisteme karşı, bu hatta kendileri hala diyorlar vesayet sistemi diye. Vesayet sistemiyle kastettiklerini askerin siyaset üzerindeki egemenliği. Ama bugün kullandıkları dil askerin tamamen siyaset üzerindeki egemenliğini de aklıyorlar. Her devlet suç işler. Her devlet. Ama bazı devletler özür dilemeyi bilirler. Örneğin Almanya gibi. Almanya Naziler büyük bir soykırım işlediler. Özür dilediler. O özür sonrası Almanya büyüdü, küçülmedi. Yani ama Türkiye devletin işlediği suçlarda hiçbir zaman özür dilemiyor. Ki bunu ilk kez az da olsa yapan yine Tayyip Erdoğan oldu. Tayyip Erdoğan Dersim için de özür diledi. Tayyip Erdoğan Deniz Gezmişler için de özür diledi. Ermeni soykırımı için de hatta üzüntülerini belirtti. Ama bugün gelinen noktada bambaşka bir dil kullanıyorlar. Bu devletin aklının gidip gelmesiyle ilgili. Yani devlet aklı sanki hastalanmış gibi. Yani bir öyle, bundan 10 yıl önce bambaşka söyleyenler 10 yıl sonra çok farklı şeyler söylüyorlar. Ama biz hep durduğumuz noktadayız. Ben insan hakları savuncusu olarak, ki sadece ben değil tabii birçok arkadaşımız, o kadar büyük suçların şahitliğini yaptık ki
ben gözümün önünde kadın gerillanın çırılçıplak sürüklendiğini yerlerde gördüm mesela. Ben Ekim Van'ın vücudunun çırılçıplak sergilendiğini gördüm. Olaydan sonra onların bütün yakınlarıyla biz görüşmeler yaptık. Biz Vedat Aydın'ın öldürülmesi sonrasında devletin bu suçu nasıl gizlemeye çalıştığının en yakın tanıklığını yaptık. Biz Musa Anter'in nasıl ölüme götürüldüğünü, nasıl örüldüğünü o sürecin çok yakından biliyoruz. Bütün bu suçları kim işledi? Şimdi siz JITEM'in yaptığı suçları bizden aklanmasını mı bekliyorsunuz? Bugün devletin yapmaya çalıştığı budur. AKP kendisini yok etmek, kendisini kapatmak isteyen zihniyetle uzlaştı. O zihniyetin kendisine dönüştü. Durum bu. Yani ben CHP'nin hiçbir zaman Kürt sorununda çözüm politikası bulacağına hiçbir zaman inanmadım. Hala da inanmıyorum. Çünkü CHP kurucu ideolojinin kurduğu bir partidir. Kurucu ideoloji bütün o resmi ideolojinin kırmızı çizgilerine sonuna kadar sahip çıkan bir devlet partisidir CHP. Ben CHP'nin asla Kürt sorununu çözebileceğine zaten inanmadım. Hala inanmıyorum. Buna olan işte inancım da pekişmiş durumda. Çünkü bakın seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu Kürtlerden de hatta oy almak için helalleşme dedi, değil mi? Roboski ile helalleşeceğiz dedi. Bütün devlet suçlarıyla helalleşeceğini söyledi. Ama hemen daha ilk seçimden birkaç ay sonra yakalandı. Yani bu kadar olmaz. Kendi partisinin milletvekiline AİHM'de Türkiye'nin tazminata mahkum edildiği bir olay nedeniyle dahi sahip çıkamadı. Bu çok korkunç bir şey. Siz eğer o devletin resmi ideolojisi, resmi politikalarıyla uzlaşmıyorsanız, bugün AKP'nin yaptığı gibi, AKP iktidara geldiği dönemle tam ters şeyler söylüyor şu anda. Çünkü devlet olmak istiyor, iktidarda kalmak istiyor. Bu devleti herkes şey olarak düşünüyor, yani sanki iktidardaki parti devlet. Hayır, burada çok yerleşik bir devlet yapısı var. Buna ister derin devlet deyin, ister başka bir isim verin ama siz o devletle uzlaşmazsanız iktidar olamazsınız. Ki bunun en iyi örneğini de AKP'de görüyoruz. Yani Sezgin Tanrıkulu en yüksek, başta kendi partisi olmak üzere devletin en yüksek makamından tehdit edildi açıkçası. Oysa ki Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler bir insanın bu konuda özgürce konuşma hakkını veriyor. Kaldı ki bu Sezgin Tanrıkulu'nun konuştuğu dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tasdik edilmiş ve Türkiye'nin mahkum edildiği bir dosya. Yani neyin tehdidini yapıyorlar onu anlamak mümkün değil. Sezgin Tanrıkulu bir gerçeği orada anlattı. Hiçbir muhalefetin bir yerden canlanmasını istemiyor iktidar. Bir korku politikasıyla yönetiliyoruz. Ve ben şunu düşünüyorum. Ya ben de her gün tehdit alan bir insanım. Sosyal medyadan her gün tehdit alıyorum. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Yani ben kapıdan çıktığımda başıma ne gelecek bilmiyorum. Aynı kaygıyı Sezgin Tanrıkulu için de taşıyorum. Bütün insan hakları savunucuları için taşıyorum. Biz uluslararası sözleşmelerin hatta iç hukukun bize verdiği hukuk korumasını yaşayamıyoruz. Hiçbir korumamız yok bizim. Şimdi siz devletin en üst birimi tarafından tehdit edilirseniz ve bu kadar çok silahlı çetenin varlığını da bildiğimiz bir ortamda kimin güvenliğinden söz edebilirsiniz?